İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyor. Herhangi bir yolsuzluk yaptıklarında hemen üstünü örtmeyi bilen yetkililer... ...yollara çukur açtıklarında bir türlü örtmeyi bilemiyorlar sayın seyirciler. Doğum günü pastası için sipariş alıp da... ...pastayı zamanında hazırlamayan pastacıların... ...bir yıldan 5 yıla kadar hapsi... ...bu ne ulan bu? Bu ne? Kanun teklifi efendim. Ulan ben size ne görev verdim ha? 2 metrelik çukurda 5 kişinin ölmesinin sorumlularını bulmak... ...ve bir daha bu tip olayların olmaması için gereken önlemleri almak görevini verdiniz efendim. Bravo, bildiniz. Peki siz ne yaptınız? Aynen istediklerinizi yaptık efendim. Ulan şimdi çıldıracağım. Bütün bunlarla bu pastacının ne ilişkisi var? Bakanlar kurulunda bana milletin kıçıyla gülmesinden başka... ...ne işe yarar bu kanun teklifi? Biri bana bunu açıklasın. Efendim, sizin emrinizden sonra hemen kolları sıvadık... ...ve bu çukur olayını araştırdık. Evet, söyle Sami Usta. Neden o çukurun önüne dikkat burada çukur var diye bir uyarı tabelası dikmedin? Senin bu ihmalin 5 cana sebep oldu biliyorsun. Şey, haklısınız biliyorum ihmal ettim ama... ...yani aslında pek de kabahatli sayılmam yani. Ne demek kabahatim yok? Tabelayı dikmek senin görevinmiş ve dikmemişsin. Evet, haklısınız. Benim de bir ihmalim söz konusu, kabul ediyorum ama... ...o gün ben hastaydım, işe gitmedim. Hem gitsem de dikemezdim zaten tabelayı. Niye? Çünkü tabela hazır değildi. Tamam, kabul ediyorum. Ben ihmal ettim. Benim bir ihmalim söz konusu. Ama gitsem de dikemezdim. Tabela yok ortada, tabela. Ahmet Usta hazır etmemiş ya. Ahmet Usta da kim? Ahmet Usta, belediyenin tabelalarını hazırlayan kişidir efendim. Gidip şu Ahmet Usta'yı bir görelim bakalım. Biliyorum, ihmal ettim işimi. Ne yapıp yapıp bir çaresine bakmam gerekirdi. Ama vallahi o gün çocuğun öğretmeni çağırmış okuldan. Ona gittim. Hem gitmesem de yazmam mümkün değildi tabelayı. Niye? Boya kalmamıştı. Boya alınması gerekiyordu. Bu da benim işim değil. Tarık Bey'e söyledim kaç kere boya aldırmasını. Aldırmadı. Tarık Bey kim? Belediyenin boya alım işlerine bakan görevlisi. Gidip onu görelim bakalım. Aslında haklısınız. Benim de ihmalim söz konusu. Vicdan azabı çekmediğim de söylenemez. Ama o gün benim şeyim ağrıyordu. Dişim. Hatta dişçiye de gittim de... Şeyimi çektirdim. Dişimi çektirdim. Ama şeyimi çektirmeseydim de zaten ben o gün boyayı şey edemezdim. Alamazdım. Niye? Şimdi aslında ben her istediğim zaman istediğim şeyi aklıma istediği gibi alamam ki. Bir iğne bile almam için bana yazı gelmesi lazım. Yani Nurdan Hanım yazıyı yazmış olsaydı o zaman ben suçlu olurdum ama bana Nurdan Hanım'dan yazı gelmedi. Nurdan Hanım kim? Belediyenin alım satım işlerine bakan yetkilisi. Evet, o yazının geciktiğini biliyorum. Bunun sorumlusu da benim. Ama ne yapabilirim? Elimle yazamazdım ki yazayım. Daktilonun şeridi yoktu. Neden daktilonun şeridi yoktu? Çok haklısınız. Ben de aynı şeyi söyledim. Neden bu daktilonun şeridi yok dedim. Ben böyle yazamam ki dedim. Şerit almak için Neriman Hanım'a gittim. Evet, giderken biraz geciktim. Çünkü o arada kuaföre gittim. Saçlarımı yaptırmam gerekiyordu. Akşam sünnet düğünümüz vardı. Böyle gidemezdim ya. Döndüğümde Neriman Hanım yerinde yoktu. Neriman Hanım kim? Neriman Hanım şeritten sorumlu depo müdüresi. Biliyorsunuz devlet dairelerinde her şeyin bir sorumlusu vardır. Evet, hatalı olduğumu biliyorum ama ne yapabilirim? O gün benim çocuğun doğum günüydü. Pastaneye pasta ısmarlamıştık. Her şey hazır olunca pastaneye pastayı almaya gittim. Ama pastacı denen bu adam pastayı hazırlamamış. Kocam bu yüzden fena halde kapıştı benimle. Tabii moralim bozuldu. O gün işe gelemedim ben de. Bu pastacı pastayı hazır etmiş olsaydı mis gibi bir doğum günü olacaktı. Kocam da benimle kapışmayacaktı. Moralim de bozuk olmayacaktı. Ve işe gelecektim. Evet, anlıyoruz sizi. Gördüğünüz gibi bütün bu olayların sorumlusu pastacı. Eğer pastacı söz verdiği saatte pastayı hazırlamış olsaydı... ...şimdi o 5 kişi hayatta olacaktı efendim. Anlıyorum, anlıyorum. Bütün bunları açıklayınca işin rengi değişti tabii. Pekala, bunu kabul ettim. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Bir Türk cihana bedel demiş atalarımız. Günümüzde bu söz Türk doktorları için geçerli hale geldi. Bir Türk doktor cihana bedel olmaya çalışıyor. Ama bedeli ödeyen yine vatandaş oluyor. Pens! Bu mu doktor? Tamam. Tampon. O nasıl bir şey o? Pamuk be, pamuk. Bu herhalde. Ver. Biri telefona baksın. Deli miyim ben yahu? Benden başka biri yok ki burada. Bastır parmağını şuraya. Tut şunu da. Ağzını kapa. Alo. Doktor Ahmet Şefik. Evet, benim. Kısa kesin. Hasta ameliyatta bekliyor. Sağlık Bakanlığı'ndan arıyorum. Bana bak. Oraya bir televizyon ekibi geliyormuş. İyi olur. Hastanede röntgenciye ihtiyaç var. Ben onlara nasıl yapılacağını gösteririm. Salak! Orada hiçbir eksiğimiz yok. Ama! Aması maması yok.
Ne yap et, hastanedeki eksiklerimizi kimseye hissettirme. Fakat görünen devlet kılavuz istemiyor efendim. Ben anlamam. Yoksa seni doğuya sürerim. Ama efendim ben zaten en doğudayım. O zaman uzak doğuya sürdürürüm. Sakın bir falso verme. Ama... Kısa kes, hastam bekliyor. Nasıl olmuş doktor? Aa, iyi iyi. İçeride bir şey unutmadın inşallah. Tamam, geçmiş olsun. Hadi bakalım, taburcu oldun. Bak, tüm ayrıntıları dikkatle çekmeni istiyorum. Doğudaki hastanelerin içler acısı durumunu tüm çıplak dile gözler önüne sermeni istiyorum. Smith! Şu Smith'çiden bilgi alalım. Hadi gel. Smith! Aa, iyi günler efendim. İyi günler abla. Bu hastane nasıldır? Doktorlar yeterli mi? Halkın bir şikayeti var mı? Bu hastane evet. Çok iyi bir hastanedir abla. Ben yıllardır bu hastanenin kapısında simit satarım, daha ölen hastaya rastlamadım. Çok iyi bir hastanedir. Hiçbir eksiği yoktur. Teşekkürler. Sağ ol abla. Dur bacım, dur, ayağını silmeden basma. Doktor bey burada tozun zerresini görürse beni duman eder vallahi. Öyle mi? Öyle tabii. Bu hastane her daim pırıl pırıldır. Poliklinikler ne tarafta? Klinikler şu tarafta. Siz çıkın yukarıya. Hemşire hanım var orada, Zebercet hanım. O sizinle alakadar olur. Tamam. Hadi çıkın oraya. Geçmiş olsun teyze. Sağ ol kurbağa. Hastanedeki doktorlardan memnun musunuz? Bizim hastahanenin doktoru bir denedir. Allah Allah, hiç de toz kondurmuyorlar doktorlarına. Pardon, bir dakika. Buyurun efendim, size nasıl yardımcı olabilirim? Hastaneyle ilgili bir haber yapıyoruz da. Aa, öyle mi? Ay ne güzel. Ama kusura bakmayın, koşuşturmaktan saçım başım darmadı. Doktorlardan biriyle görüşebilir miyim? Hangisiyle isterseniz görüşebilirsiniz. Aslında o kadar yoğun ki doktorlarımız. Ama arzu ederseniz doktor Şefik Bey'le görüşebilirsiniz. Çok teşekkürler. Buyurun. Hemşire hanım, bize hemşire hanım yolladı da televizyon için program yapıyoruz. Öyle mi? Buyurun oturun. Teşekkürler. Hizmetinize amadeyim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hastanenin sorunları nelerdir? Sorun mu? Hiç yok mu? Olmaz olur mu? Mesela yemekhane sorun oluyor. Doktor sayısı bir hayli fazla olduğu için yemekhaneye sığamıyoruz. Teçhizatınız tamam mı? Eksik olmasın. Devletimiz hepsini gönderiyor uzak doğuya. Yani doğuya, yani buraya. Benim hiçbir şikayetim yok. Bütün doktorlar aynı fikirde mi? Onlar adına da kesinlikle söyleyebilirim ki aynı fikirdeyim. Yani aynı fikirdeyiz. Biz yek vücut halindeyiz. Başhekimi görebilir miyiz? Başhekim mi? Evet. Hatta bütün hastane personelini bir arada görüntüleyebilir miyiz? Hepsini mi görüntüleyeceksiniz? Hepsini bir arada mı görüntüleyeceksiniz? Aman yeter be! İşte başhekim karşınızda. Buyurun, işte hemşireniz. Tamam mı? Buyurun, işte hademeniz. İşte simitçiniz. Tamam mı? Ne bekliyorsunuz ki siz? Koca şehirdeki tek hastanedeki tek doktor benim. Bunu bile bulamayanlar var. Erkekler tarafından toplumdaki yerleri en altlarda görülen kadınlar... ...namuslarından şüphe edildiğinde birinci sırayı alıyorlar. Üç çay bir açık. Kemal, bir çay ver koçum. Tamam Mesut abi. Ne var ya, sıkıntılısın? Evet, sıkıntılıyım. Hayrola? Bak, benim bu dünyadaki en iyi arkadaşım kim? Herhalde ben. Tamam, sen. Sana bir sıkıntımı söyleyeceğim ama sakın bana gülme. Aşk olsun abi. Biliyorsun biz Gülcan'la sevişerek evlendik geçen yıl. Ama şu sıralar içime bir kurt düştü. Anla işte. Yahu merak ettirme de söyle ne söyleyeceksen. Gülcan ya beni başka biriyle aldatıyorsa? Aldatmaz. Yapmaz Gülcan yenge öyle şey. Canım şu sıralar gözüm üstünde takip ediyorum. Yapmıyor. Ama ya fırsatını bulduğunda aldatırsa ne olacak? Olur olur. Diyorum ki şunu bir sınasak ha. Nasıl olacak o iş? Birazdan alışverişe çıkacak, sen de onu asıl ha. Yahu git Ali ya, olur mu öyle şey? Abicim sen bir asıl bakalım ya. Bana olan sadakatini görmek istiyorum. Yeterince bağlı mı değil mi bir görelim bakalım ya. Hadi gül atarım için ne olur hadi. Gidiyor gidiyor hadi. Git arkadaşlık teklifine sırrını aç asıl hadi. Hadi göreyim seni. Tesuphanallah. İşte gidiyor. İnşallah umduğum gibi değildir. Hadi hayırlısı. Gülcan yenge! Efendim? Ne haber yavrum? O ne biçim konuşma öyle? Beğenemedin mi? Beğenmediysen İngilizce hitap edeyim baby'm. Terbiyesiz! Kaçma ürkek ceylanım. Gözleri fettan güzel. Yol ortasında ne biçim konuşuyorsun? Deli misin sen? Evet deliyim ya. Deli etti beni senin bu seksi güzel yürüyüşün. Bana baksana sen!
bakayım. Sen de bana bak, aşkla bakışsın gözlerimiz. Ah! Ah! Salak, ah! Salak! Ah! Oh! Allah kahretsin. Ne oldu, ne dedi? Oğlum boşuna şüpheleniyorsun. Kadın son derece namuslu. Kafamı kırdı çantayla. Ya naz yapıyordur, cilvedir belki de. Zaten hiçbir kadın ilk seferinde evet demez. Bir daha gitsen. Ya. Biz işimizi sağlama alalım. Bak bu sefer efendi gibi asıl, tamam mı? Zengin tanıt kendini. Ya abicim yeter ya. Ya ne olur benim hatırım için Nusret'ciğim. Benim için çok önemli ya. Hayda. Hayda. Yine gitti. Hadi hayırlısı. Canım. Özür dilerim. Demin size çok kaba davrandım. Oysa siz çok iyi şeylere layıksınız. Gene mi sen? Evet gene ben. Ama lütfen dinleyin beni. Şu Ali'de ne buluyorsunuz anlamıyorum. İşsiz güçsüz zibidinin biri. Oysa ben varlıklı bir ailenin çocuğuyum. Zenginim. Güneyde babadan kalma bir çiftliğim var. O çiftlikte at yetiştiririz. Ben atlardan çok iyi anlarım. Gidiyor musun, polis mi çağırayım? Sizi çok mesut ederim. Paraysa para, araziyse arazi, iki de çocuğumuz olur. Şimdi bağırıyorum. Üç de olabilir, sekiz de... Gidiyorum, gidiyorum. Ali'cim artık için rahat etsin. Yengenin namusuna laf yok. Bu işi de burada kapatalım. Öyle diyorsun ama bakalım samimi olduğuna inandı mı? İnandı tabii. Belki de meyilli ama önce sana inanmak istiyor. Bir yerde oturup konuşmayı teklif et. Samimi olduğuna inandır. Hadi Nusret hadi. Allah Allah. Yine gidiyor. Hadi hayırlısı. Girdiler. Bakalım ne olacak bu işin sonu. Hadi hayırlısı. Ha, gel gel. Ne oldu, ne konuştunuz? Hiç. Havadan sudan. Eve mi gitti? Galiba. Nusret bak ne diyeceğim. Sen de eve git. Daha neler? Ya yaptın bir iyilik, sonunu getir. İçim tam rahat etsin istiyorum. Ya Ali'cim saçmalama yeter. Ya, hadi hadi. Ben seni evin önünde bekleyeceğim. Hadi. Hadi Nusret'ciğim. İyi peki. Sen... Ah, yine gitti. Hadi hayırlısı. Ne oldu? Hiçbir şey. Kahve içtik, fal baktık. E'si işte bu. İçim sıkılıyormuş, üç vakte kadar yol varmış falan filan. Onu sormuyorum oğlum. Başka ne yaptınız? Başka hiçbir şey yapmadık. Kadından boşuna şüpheleniyorsun. Son derece namuslu bir kadın. Bu işi bir kesinlik kazandırmamız lazım. Yarın bize bir daha geleceksin, tamam mı? Gelirim ama bak senin güzel hatırın için. Ve bu sefer kapıda beklemeyeceksin. Kahvede oturacaksın, ben gelip sana her şeyi anlatırım. Hadi sağ eyvallah. Sağ ol canım arkadaşım. Beni en yakın arkadaşımla aldatıyor. Yaktım çıranı Gülcan. Yuh, habere bak habere. Ali Kuşkonmaz 37 kendisini en yakın arkadaşıyla aldatan karısı Gülcan Kuşkonmaz 35'i 6 yerinden bıçakladı. Üf, üf. Vallahi az bile yapmış abi. İyi yapmış abi, iyi yapmış. Ya şu kaltan yaptığına bak. Hem de adamın en yakın arkadaşıyla yapıyor. Bu karı milletinden korkacaksın abi. Karı milletine güven olmaz abi. Ulan acaba benim karı da yapar mı? Yok be abi, niye yapsın ki? Mahmutçum içime bir kurt düştü. Ne olur senden rica edeceğim. Benim karıyı da bir yoklayıver. Hadi abi. Abi olur mu, ne yapıyorsun olur, ya? Olur olur olur. Hadi Mahmutçum içim rahat etsin. Toplumda aldatan aldatana sayın seyirciler. İş adamı devleti aldatıyor. Politikacılar vatandaşı aldatıyor. Kocalar karılarını aldatıyor. Ama zaman zaman geçen zaman da aldatıcı olabiliyor. Esmerim biçim biçim arır ama esmer için. Esmer bugün ağlamış onu sevdiğim için. Loy, hele loy, loy. Canım sevgilim Hayrullah'a. Boyunla posun birlikte devresin Hayrullah. Tüm. Allah senin kahretsin inşallah. Beni aldatıyorsun ha. Tüm. Allah senin kahretsin inşallah. Kaltak. Alo. Şermin. Kız. Kocam beni aldatıyor. Koşanam gel, bir dosta ihtiyacım var. Tüm. Kaltak.
geldik şekerim. Bir dost etmez diye bunları da getirdim. Gelin. Bir gözünün yaşını Neriman. Öldürürsün olur biter. Sakın öldürme. Öldürürsen kurtulur. Süründürmek daha iyi. Sen ne diyorsun Nezahat? Sallandıracaksın bunlardan birkaç tanesini. Bak bakalım o zaman yapabiliyorlar mı? Bence boşan şekerim. Ya boşansın da o da ayakları poposuna vura vura öbür kadına koşsun. Bence boşanma. Ne yani? Yaptığın yanına kar mı kalsın? Kalmasın. Sen de bir tane bul onu boynuzla ki boynuzlanmanın ne demek olduğunu anlasın. Çüş! O kadar da değil. Desem sana ayıp olur mu? Ne yapacaksın peki? Kuzu kuzu kabullenecek misin? Ha? Hayır. Bunu yanına bırakmayacağım. Bakın şöyle de düşünebiliriz. Belki ciddi bir ilişki değildir. Erkek milleti değil mi? Bir anlık duygusunun esiri olmuştur. Belki o kaltak kuyruk sallamıştır. Seninki de kuyrukla birlikte sallanmıştır. Öyle gel geçmiş iyi değil anam. Resmin arkasına sevgilime diye yazmış. Yani bayağı sevgililer. Sana karşı bir kötülüğü var mıydı kocanın? Yok, ben mutluyuz biliyordum. Tabii, çok iyi rol yapar bu erkekler. Şüphelenmeyesin diye sana iyi davranıyordu. Bence sen kocanı o kadına bas anacığım. Bastığında ister öldür ister boşan. Ama elinde delilin olur. Ya baskında öldürürsen cezası da az oluyormuş. Hakim bey namus meselesi o an nevrim döndü diyorsun. 6 ay ya yatıyorsun ya yatmıyorsun. Duydun mu? Bas demesi kolay anam, nasıl basacağım? Bana bak. Anneme gidiyorum de ona. Evde yoksun diye karıyı eve getirir. Sen de gelip bir güzel basarsın. Ha, doğru söylüyorsun kız. Yaktım cırana hayrola. Allah'ım yardım et. Ne yapıyorum ben? Hiç açar mı bana kapıyı? Anahtarımla açayım. Ödümü patlattın. Sen ananın şeyinde değil miydin? Evinde. İnsan haber vermeden gelir mi? Ayıp değil mi? Kız ayıp ya. Ayıp sensin ayıp. Kim bu kaltak? Ne yapıyorsunuz lan yatakta? Kaltak yabancı değil hayatım. Değil de ben ne yaptığımı bilmiyorum. Yani bilsem yapar mıyım? Bilinçsiz bir eylem içindeyim. Nasıl açıklarsın bu durumu hayrola? Bak gerçeği söyleyeceğim ama inanacaksın. İnanmayan böyle olsun mu? Olsun. Şimdi bu kaltak kim biliyor musun? Desinatör. Vallahi billahi. Benzin çarşaflarınızın desenini görmek istiyorum demesin mi? Ben de gel göstereyim demeyeyim mi? Boyun bozun devrilsin. Tam biz kaltakla çarşafların desenine bakıyorduk. Üstümüze sen geldin hadi bakalım. Konuştukça batıyorsun hayrola. Peki niye yataktasınız? Evet ben de bu hikayede bir saçmalık var diyorum. Biz niye yataktayız? Niye yataktayız biz kız? Hadi çıkalım yataktan. Hadi. Ya. Hiç zahmet etme hayrola. Ben seni yatakta kurban edeceğim. Dur. Yapma. Hapislerden çürürsün. 24 yıl yatarsın. Değmez bu kaltak için. Ben bir hayvanım. Sen de bir hayvan sever olarak kıyma bana. Kıyma. Ay, düşüncesi bile kötü. Ben öldürmeyeyim de boşayım en iyisi. Hayrola! Bana bunu nasıl yaparsın? Neden söylüyorsun Neriman? Kız kardeşimi tanımadın mı? Görümcen Ebru. Peki. Oh, Ebru! Ah! Ah! Canım kardeşim! Ne bileyim ben? Şermin bana telefon açıp da kocan karıyı eve getirdi deyince ben de bunu kaltak sandım. Ne kadını yenge gel otur sakin ol. Sakin ol otur. İyi misin sen Neriman? Hani sen ananda kalacaktın. Neyin var yenge? Ne kadınından bahsediyorsun? Abinin kadını. Hayatında bir karı var beni aldatıyor. Kim o kadın hayrola? Hemen söyleyeceksin ilişkinizle ciddiyeti ne durumda ve boşanalım. Ne kadını ya? Benim hayatımda bir kadın mı varmış? Evet var. Benim niye haberim yok lan bu kadından? İnkar etme hayrola yakaladım. Kadının resmini cebinde taşıyorsun. Arkasında da canım sevgilim hayrola ama yazıyor. Allah Allah bak şu işe. Resmini cebimde taşıdığım kadın. Evet. Kimmiş bu acaba? Bak işte bu. Kim bu karı? Demek bu karı. Evet bu burada. İçeride banyoda. Banyoda. Burada. Evet banyoda. Banyoya attın karıyı. Evet. Dur tavus kuşu gibi bağırma. Gel sana göstereyim bu kadını. Gel göstereyim. Nerede hayrola? Nerede? Ölünün köründe. Gel işte bak. İşte bu kadın. Aynadan sana bakan kadın.
Bu benim Hayrullah. O sensin. Peki bu kim? Aa, bu da benim Hayrullah. Ya? Yıllar seni ne hale getirmiş bak. Ben bu kadar yaşlandım mı Hayrullah? İşte zaman insanı yaşlandırıyor hayat. Bak bu da benim fotoğrafım. Nişanlıyken çektirmiştik. Görüyor musun ben ne hale gelmişim? Ay. Ben de bunu senin bir şeyinin üstünde bulsam şüphelenirim senden. Ay çok hoşmuşsun o zaman Hayrullah. Şimdi şebek gibisin vallahi. Senden özür dilerim hayatım. Rica ederim canım. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. Hoşça kalın. Hoşça kalın.